Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf ve AYT konularından çözünürlük dengesi ünitesinin çıkmış sorularını birlikte analiz edeceğiz. Acaba kaç soru çıkmış, nerelerden çıkma ihtimali var? Burada bize Orbital Yayınları'nın analiz kitabı yardımcımız olacak. Burada çıkan sorular ve çıkması muhtemel benzer sorular var. Bunları birlikte çözerek analiz yapacağız. Öncelikle incelersek son 10 yılda bu üniteden 6 soru çıkmış. Yani yaklaşık 2 yılda bir soru çıkma ihtimali var. Bir de kazanımları incelersek bu sene 2 adet kazanımımız var bu üniteden. İlk kazanımımız çözünme, çökelme, denge örneklerine yer verilir. Çözünürlük çarpımı ve çözünürlük ilişkisi incelenir. Yani bize sorularda KÇ verilecek, çözünürlük sorulacak veya tam tersi çözünürlük verilecek, çözünürlük çarpımı, denge sabiti sorulacak. İkisinden birisi. Mesela eğer KÇ verilir, çözünürlük sorulursa bilin ki çözünürlük dediğimiz şey molarite arkadaşlar. Molariteyi de açarsam mol bölü hacim, yani bize çözünürlük sorulabilir 1. 2. Çözünürlük açılımı sorulabilir. Yani hacim verilir, mol sorulur. Mol verilir, hacim sorulur. Hatta hacim verilir, molün de açılımı M bölü MA olduğu için gram da sorulabilir. Kütle de sorulabilir bize. Önce KÇ'den çözünürlüğü bulursun. Oradan molariteyi bulursun. Oradan molü. Oradan da kütleyi bulursun. Yani şu kadar suda en fazla kaç gram madde çözünür? Veya efendim 10 gram ben tuzu suya attım. Kaçı çözündü, kaçı kaldı tipi soru tipleri çıkabilirdi. Ve çıkmış da zaten bu tip soru tipleri. Çünkü kazanımımızda var. İkinci kazanımımızda tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde durulur. Evet, bu faktörleri de burada birlikte inceleyeceğiz ve soruların birlikte ayrıntılı detaylı çözeceğiz. Aynı bu konu denge. Yani dengeye etki eden faktörler burada da var aynısı. Hiç farkı yok. Denge ünitesini iyi bilirse kimyasal dengeyi, burada da hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü normalde dengeye etkilen faktörler nelerdi? Sıcaklığın etkisi, evet burada var. Madde ilavesi, bu da işte ortak iyon şeklinde geçiyor. Aslında ortak iyon dediğimiz şey madde ilavesi. Ürün ilavesi yani. Aynı şey, hiç farkı yok. Bir de basınç hacim etkisi vardı. Dengeye etkilen faktörlerden. Ama burada yok. Çünkü basınç hacim kimin içindir? Gazlar içindir. Biz burada neyi görüyoruz? Sadece tuzları, katı maddeyi. Ama her tuzu değil. 2 tip tuzumuz var bizim. Bir, yemek tuzu gibi çok çözünen tuzlar. Bu tip tuzlar çok çözündüğü için denge sabitinden bahsedilmez. Veya denge sabiti olsa bile büyük sayıdır. 10 üzeri pozitif, 10 üzeri +5 gibi bir sayıdır. Ve kullanılmaz denge sabiti, KÇ. Ama az çözünen tuzlarda, örneğin AgCl gibi tuzlar suda çok çok az çözünüyor. Yani doyma eşiği çok düşük. Suya az bir miktar bile atsan hemen doyar ve büyük bir kısmı dibe çöker. Yani katısıyla dengede olan bir çözelti elde ediyoruz. Katısıyla dengede kelimesini çok göreceğiz bu ünitemizde. Bunun manası doymuş demektir ve dibe çökmüş bir kısmı. Evet, ve bu tip tuzlar az çözünen tuz olduğu için bunların denge sabiti var. KÇ değerleri var. Ve bunlar çok küçük sayılar. 10 üzeri eksi sayılar. 10 üzeri -5 gibi sayılar. Ve bu kullanılır. Gerek var. Ama çok çözünen tuzlarda yemek tuzu gibi gerek yoktu. Ve bunların çözünürlüğü gram çözünürlüktü. Efendim 100 gram suda kaç gram tuz çözünür tarzı sorulardı. Ve bunu biz çözünürlük ünitesinde görmüştük. Ama AgCl gibi az çözünen tuzların çözünürlüğü molar çözünürlük olarak geçer. Yani mol bölü litre. Burada birimimiz gram bölü gram. Az çözünen tuzlarda mol bölü litre. Yani tanımlarsak çözünürlüğü çok çözünen tuzlar için 100 gram suda çözünen madde, 100 gram suyu doyuran maddenin gramı çözünürlük. Bu gram çözünürlük. Ama molar çözünürlük ise her 1 litre çözeltiyi doyuran maddenin mol miktarı molar çözünürlüktür. Biz bu tip çözünürlükleri burada inceleyeceğiz. Bir de bu etkiden faktörleri inceleyeceğiz. Bu faktörlerden de aynı dengede olduğu gibi denge sabitini etkeden tek sıcaklık var. Aynı şekilde KÇ'yi de etkiden tek faktör sıcaklıktır. Burada ise eğer endotermik bir tepkime ise, çözünme ise ısıttıkça çözünürlük çarpımı artıyor, çözünürlük de artıyor. Ama eksotermik çözünen bir katıysa ısıtmak iyi değil. Isıttıkça çözünürlük ve çözünürlük çarpımı düşer. İkisi de azalır. Bir de ortak iyon etkisi var. O da madde ilavesinin aynısı. Mesela AgCl katısıyla doymuş vaziyette. Sen bu AgCl'ye ürün, yani tek başına Ag artıyı nasıl eklersin? Tabiatta tek başına Ag artı diye bir şey olmaz. Sen bu Ag artıyı bir anyonla bileşik halinde mesela AgNO şeklinde bir tuz ekleyerek Ag artıyı ilave edebilirsin. Bu da dengeyi bozar. Girenler kısmına kaydırır. Yani çözünürlüğü azaltır. Bunun için ortak iyon çözünürlüğü azaltıyor. Bu şekilde kısa bir özetten sonra artık önce çıkmış soruları inceleyelim. Sonra birlikte çözelim çıkmış soruları. Bakın şimdi 6 soru çıkmış. Yalnız bu sorulardan 2 tanesi artık bu yılki müfredatta yok. Ne onlar? Şimdi birinci soru, bakın burada çözünürlüğe etkilenen faktörleri sormuş burada. Geçen senenin AYT sorusu. İşlemsiz bir soru. Efendim ortak iyon var, sıcaklık var. Bunların etkisini bize sormuş. İkinci çıkmış soru 2 yıl önce 2017 LYS. Ama burada bu tip sorular bu yıl çıkmayacak. Çünkü burada kimyasal tepkimeli çöktürme olayı var. Çünkü PbCl2 NaCl veya PbNO3 ile NaCl'nin tepkimesinden PbCl2 oluşturmuşsun. Kimyasal tepkime ile çöktürme. Yani QC-KC ilişkisi. Bu yılki müfredatta yok. Onun için bu sorumuzu yapmaya gerek yok. Diğer sorumuz 2016 LYS. Bakın yemek tuzu ve AgCl. Ne var burada? Ortak iyon var. Ortak iyonun dengeye, yani çözünürlüğe etkisini sormuş bize. Ondan sonra dördüncü soru 2014 LYS. Burada ise yine ortak iyon sorusu. Demir hidroksit FOH3 ile neyi soruyor bize? Pardon, bu direkt çözünürlüğü vermiş, çözünürlük çarpımını sormuş. Ortak iyon yok burada. KÇC ilişkisi. Basit bir soru. Diğer sorumuz 2013 LYS. Bu işte ortak iyon etkisi sorusu. Bakın burada demir hidroksit ne? FOH3. Demir 3 hidroksit. NaOH, evet. Bakın OH'lar ortak iyon. Bunu sormuş işlem sorusu. Çözeceğiz bunu da. Diğer çıkmış soru, son çıkmış sorumuz ise gene kimyasal tepkimeyle çöktürme sorusu. Buradan da işlem sorusu çıkacağını zannetmiyorum. Evet, birinci sorumuzdan çözmeye başlayalım şimdi. 2019 AYT sorusu. Katı lityum klorür suda çözünerek tepkimesine göre dengeye ulaşıyor. Buna göre işlemlerinden hangileri uygulanırsa LiCl'nin çözünürlüğü artar. 1. Çözeltiye NaCl eklenmesi. Bakın bu dengede, yani doymuş bir çözelti. Peki sen yemek tuzu eklersen ne olur? Bakın klorlar ortak. Bu da iyonlaşacak suda. NaCl, Na artı verir ve Cl eksi verir. Sanki sen ortama klor eklemiş gibi oluyorsun yani. Çünkü bu oluşan klorlar ortamdaki klor eksi iyon derişimini arttırıyor. Evet, bu etki dengeyi bozar bu. Nasıl bir tepki verecek? Artan kloru harcamak için geri tepkime, yani çökme yapması lazım. Ortamdaki lityumlarla birleşerek LiCl katısını oluşturur ve dibe katı çöktüğü için çözünürlük düşer. Artar demiş, artmıyor, azalır. Bir yanlış. 2. Sıcaklığın azaltılması. Burada bakın delta H bize verilmiş. Isı veren bir çözüm olayı. Yani eksotermik bir çözüm olayı. Eksotermik çözünmelerde sıcaklıkla çözünürlük ters orantılı. Isıttıkça çözünürlük düşer. Niçin? Çünkü ben ısıyı arttırınca artan ısıyı harcamak isteyecek. Peki ısının harcandığı yön hangi yön? Geri yön. Yani lityumla klor birleşip çökünce biraz ısıyı harcar. Artan ısı biraz eksilmiş olur. Demek ki geri tepkime vererek çöker. Bu ne zaman? Sıcaklık artırılırsa. Peki sıcaklık azaltılmış. Bu sefer tam tersi olacak. Düşen sıcaklığı, düşen ısıyı arttırmak için ileri tepkime yapıyor. Bir miktar katı çözünürken etrafa ısı çıkar. Ve bu ısı düşen sıcaklığı birazcık olsun arttırır. Ve katı çözünmüş olur. Çözünürlük artmış olur. Evet, bu demek ki ters orantılı olduğu için sıcaklık azaltılırsa çözünürlük artar. Bu uyar. 3. Çözeltiye katı LiCl eklenmesi. Bakın LiCl bu maddenin aynısı. Bakın zaten bu doymuş. Doymuş bir çözelti ne demekti? Artık çözebileceği kadar çözmüş yani. Daha fazlasını çözebilir mi? Hayır. Ekledim LiCl ne yapar? Direkt dibe çöker yani. Çözeltiye geçmez, çözünmez, derişimi arttırmaz. Derişim değişmediği için çözünürlük de değişmez. Bu azalttı, bu değiştirmedi, bu ise arttırdı. Demek ki yalnız 2. Çünkü katı madde eklenmesi madde aynı maddeden ilave etmek değiştirmiyor. Çünkü çözünürlük bir derişimdir, bir orandır. Tuzun suya oranıdır. Katı ekliyorsun. Bu dengeyi bozmaz. Çünkü şu an doymuş dengede. Katı madde eklemek dengeye etki etmez. Onun için bir yandan da bunun için yani değiştirmez yani. Evet, bu şekilde çözeceğiz. Bakın zor olmayan bir soru. Evet, 2017 LYS sorusunu çözmüyoruz. Çünkü bu seneki kazanımlarda bu tip sorular yok. Reaksiyonlu çökme sorusu. 3. sorumuz ortak iyon etkisi sorusu. Çözünürlüğe ortak iyon etkisi. Bunu birlikte çözelim. Bakın 2 adet bileşik varsa, bakın klorları ortak, bunlar kimyasal tepkime girmez. Burada tepkime yok. Ama ne yapar? Birbirine zıt etki yapar. Birbirine olumsuz etki yapar. Her ikisinde çözünürlüğü düşer artık. Eskisinden daha az çözünür. Evet. Bakın burada iki maddeden KC'si verilen madde üzerinden biz gideceğiz. Hep buna biz yoğunlaşacağız. Bu madde KC'si var. Demek ki bu madde az çözünen bir tuz. Denge şeklinde ve bunun denge sabiti var. Ama yemek tuzu KCl'si yok. Demek ki çok çözünen bir tuz. Ve önce bunu biz iyonlaştıralım şimdi. Yemek tuzu Na suda çözününce Na artı verecek ve Cl eksi verecek. Kendisi 10 üzeri eksi 3 molarsa suya verdiği iyonlar ne olur? Bakın bütün tuzlar %100 iyonlaşır. Onun için aynısı. Bu da 10 üzeri eksi 3 molar. Klor da 10 üzeri eksi 3 molar. Evet. Bunu bir iyonlaştırdık biz. Geldik asıl maddeyi AgCl'yi iyonlaştırmaya. AgCl ise suda çözününce denge şeklinde Ag artı ve Cl eksi verdi. Peki kaç çözünüyor biliyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü sorulan bu. Bilmediğim şeye ben X diyeyim. Bu X çözünsün. Çözünen X molar AgCl'nin %100'ü iyonlaştığı için bu da X, bu da X olur. KC kimin için? Bu madde için yazarsam KC'yi Ag artı iyonlarıyla Cl eksi iyonlarının molariterini çarpacağım. Ve bu KC'ye eşit. KC belli zaten. Şimdi burada Na artı ile benim işim var mı? Yok. Benim bununla işim yok. Benim şu üçüyle işim var. Ben bu üçünü birlikte kullanacağım. Çünkü denge denkleminde bunlar var. Na artı yok. KC'nin değeri belli. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Ag artı burada miktarını bilmiyoruz. X kadar. Cl eksi ise bakın hangisini alacağız? 2 tane Cl var. İkisi ayrı kapta mı? Hayır. Aynı kapta. Demek ki toplamamız lazım bizim. İkisini toplamamız lazım. Çünkü ikisi birlikte karışmış vaziyette. X artı 10 üzeri eksi 3 yazayım klor eksi yerine. Evet, ikisini topladım. Bu denklemi çözdüm mü çok kolay bir şekilde çıkar. Ama hocam bu denklem zor bir denklem. Çözülmesi zor. Çünkü ikinci dereceden bir denklem çıkar. X kare artı bilmem ne x diye. Ama burada çok kolay bir işlem var. İhmal yaparsam her şey çok kolaylaşır ve sonuç çok değişmez. Kimi ihmal ediyorum ben? Toplama işleminde ihmal olur. Çarpma işleminde ihmal olmaz. Peki toplama işleminde hangi maddeyi ihmal edeceğim? X'i mi? 10 üzeri eksi 3'ü mü? Az çözünen tuzdan gelenler, KCl'si olan maddeden gelen klor ihmal edilir. KCl'si olan hangisi? AgCl. Ne kadar? X kadar. İşte bu X ihmal edilir. Çünkü bu X az çözünen tuzdan geldiği için çok küçük bir sayı. 10 üzeri eksi 3'ün yanında bu çok çok küçük olduğu için ihmal edilir. Dolayısıyla benim eşitliğim şu oldu. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. X çarpı 10 üzeri eksi 3 yaptı. X'i tek başına bırakırsam 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar kalır. Demek ki çözünürlüğü buymuş. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. Yalnız bana sorulan şey ne? 1 litresinde kaç mol çözünmüş? Bu zaten molarite. Açarsam mol bölü hacim. Hacim zaten 1'di. Mol da aynısı olur. Hacim 1 litre olduğu için. Yine 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol çözünmüştür 1 litre çözeltide. Yani A şıkkı oluyor cevabımız. Evet. 4. çıkmış sorumuz 2014 LYS. Gayet kolay bir soru. Çok temel bir işlem. Belli bir sıcaklıkta demir 2 hidroksit. Burada formül bilmen lazım yalnız. Önce bunun formülünü yazacaksın. FOH2. Çünkü 2 hidroksit diyor. Çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'miş. Kç'si bu. Verilen sıcaklıktaki demir 2 hidroksitin sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Evet. Burada nasıl yapıyorduk? Önce iyonlaştıracağız. Değil mi? Tuzumuzu iyonlaştıracağız. Bazımızı iyonlaştıracağız. FOH2 katısıyla dengede çözünürlük çünkü. Dengede demektir çözünürlük. Doymuş demektir. Artı 2OH eksi şeklinde iyonlaştı. Çözünürlük kaç molar? Kaç molar? X molar. Bilmiyorum. X. Bütün tuzlar %100 iyonlaştığı için bu da X'tir. Bu ise 2X'tir. Amacım X'i bulmak. Denge sabiti. Denge sabitini açarsam Kç eşittir. Demir artı 2 iyonları ile OH eksi iyonların karesinin çarpımı. Bunun sonucu belli. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir diyorum. F'nin değeri x kadar. Ama OH'ın değeri 2x'ti. Bir de ben ne yapacağım? Bu 2x'in parantez karesini alacağım. Bu da ne yapar? 4x kare yapar. X daha 4x küp. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir. 4x küpse 4'ler birbirini götürdü. X küp 10 üzeri eksi 15 ise x'imiz ne oldu? 10 üzeri eksi 5 molar çıktı. İşte bu çözünürlüktür. Bu şekilde buluyorum. Bursa. Demek ki katsayısı 2 ise hem 2 katı hem de 2 katının karesi. Bakın 2 adımı unutmayın. Katsayılar bu ünitede en önemli şeydir. Katsayı 2 ise 2 işlem var. Hem 2 katı hem de karesi. Üsse 2 işlem var. Hem 3 katı hem kübü. Yani 27C üzeri 3. 4 ise 4 katının kübü gider yani. Bu çok önemli püf noktası. Evet, 5. çıkmış sorumuz yine ortak iyon sarısı. Çözünürlüğe ortak iyon etkisi. Biz burada yine formül bilmemiz lazım. Demir 3 hidroksit demiş. Yine bir yıl önceki gibi sormuş bize. Formül ne? FOH 3 bu sefer. Diğerinde 2 idi. Bunun 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Bakın bize Kç'si kimin için? FOH3'ün için. Demek ki ben burada odak noktam FOH3'tür. Kç'yi bunun için yazacağım ben. Her şeyi bunun için yapacağım. Bu sadece ek ilave edilecek madde. Ama ben buradan başlayayım çözmeye. Önce bunu iyonlaştırayım. NaOH nasıl iyonlaşır? Suda Na artı verdi ve OH eksi 1 verdi. Kendisi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar bir çözelti ise suya verdiği iyonlar da aynısıdır. Çünkü 1'e 1. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu da OH eksi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Geldik asıl maddeyi yani FOH3'ü iyonlaştırmaya. Bu ise denge oluşturacak. Çünkü bu doymuş. Bu büyük ihtimal doymamıştır. Çünkü çok çözünen bir tuz. Doyma eşiği yüksek. Bu ise Kç'si verildiği için az çözünen bir tuz. Doyma eşiği düşük ve dengede. F artı 2, F artı 3 ve 3 tane OH eksi 1 verdi. Peki kaç yazacağım ben altlarına? Hepsinin altına değer yazmam lazım. Bilmiyorum. Kaç diyor? X olsun bu da. Bu X molarmış. Doymuş çözeltisi. Suya verdiği F artı 3 de X'tir. OH eksi ise 3x kadardır. İşte ben bunun Kç'sinden faydalanarak bulacağım her şeyi. Kç'sini açarsam F artı 3 iyonlarıyla OH iyonlarının kübünü çarpmam lazım. Şimdi burada Na var mı hiç bu Kç ifadesinde? Burada hiç Na artı yok. Demek ki benim Na artıyla işim yok. 4 maddeden biri gitti. 3'ü kaldı. İşte ben bu 3'ünü kullanacağım burada. Evet. Kç'mizin değeri belli. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38. Yazayım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 eşittir. F artının bir adet değeri var. O da x kadar. Ama OH eksiğinin önemli olan burası işte. OH eksiğe ait 2 adet değeri var. Hangisi? İkisi de. Toplayayım ben. 3x ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 sayısını toplamam lazım. Ve toplamanın kübünü alacağım. Şimdi ihmalimiz vardı biliyorsunuz. Peki hangisi ihmaldi? Kç'si verilen madde ihmal. Yani Kç FOH3 için olduğu için biz bunu ihmal ediyoruz. Bunu buradan ihmal ediyoruz arkadaşlar. Bunu ihmal edersen eşitlik ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 Kç eşittir. X çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübü yapar. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 eşittir. X çarpı 2'nin kübü 8. 4'ün kübü 12. 4 kere 3 12. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapar. X de 4 çarpı 10 üzeri eksi 38'i 8 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye bölersen bunun sonucu da 4 bölü 8 1 bölü 2 0.5. Burası da 38, 28, 26. 10 üzeri eksi 26. Bu 0,5'in de birini buraya kaydır. 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 yapar. Yani C şıkkı. Bu kadar uzun bir işlem var ama temel mantığını bilirsek bakın nereye alacağız, ne yapacağız? Rahat şekilde çözünüyor. Bakın 6. çıkmış sorumuzda kimyasal tepkimeli çökme sorusu. Yani PBNO3-2 ile KI kimyasal tepkime girecek. PBI2 çökecek mi, çökmeyecek mi? Bunları ben geçiyorum bu yıl için. 2020 LYS'den çıkacağını zannetmiyoruz. Geçelim ya çıkarsa bölümüne. Burada ise kitabımızda çıkması muhtemel sorularla ilgili birkaç örnek soru vermiş. Biz de bunları çözelim birlikte. Alıştırmış oluruz. Evet. Bakın 7. sorumuzda benzer. KCS'nin verilmiş, pH sorulmuş. Ama pH'la ne alakası var dersek aslında çok bir farkı yok. Yani KC verilip çözünürlük sorulan soru tiplerinin hemen hemen aynısı. Çok bir farkı yok. Önce ben çözünürlüğü bulacağım, yine aynı mantık. Yazayım denklemini. Kalsiyum hidroksiti iyonlaştırıyoruz. CaOH2. Tabii bu baz olduğu için pH'dan bahsedilir. PHBOH'dan. Denge, çünkü KC'si verildiği için az çözünen bir baz. Hem baz hem de az çözünüyor. pH için ben neyi bulacağım? Önce POH'ı. Peki POH için OH- iyon derişimini, OH- iyonun için de CaOH2'nin çözünürlüğünü bulacağım ben. Önce çözünürlüğü bulmam lazım benim. İyonlaştırıyorum. Kalsiyum artı 2 ve 2 tane OH-1 verdi. Bunlar katı alınmaz. AQ çözünmüş iyonları alacağız KC'sine. KC ise kalsiyum artı 2 iyonlarıyla OH- iyonlarının karesinin çarpımıdır. Ve biz çözünürlüğü bilmiyoruz. X olsun. Kalsiyum da X kadar, OH 2X kadar. KC'nin değeri belli. 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. Kalsiyum X ama OH 2X değil. 2X'in parantez karesinden 4X kare yapar. X daha 4X küp. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. 4X küp yapar. Bölü 4, bölü 4 diyeyim önce. Önce 4'e böleceksin. X küp eşittir. 5 bölü 4 ne yaptı? 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 7 yaptı. 2 sıfır sağa kaydır. X küp buradan 125 çarpı 10 üzeri eksi 7 yapar. Buradan da küp kökünü alırsak iki tarafın x eşittir. 125 ne? 5'in kübü. 10 üzeri eksi 9 pardon oldu burası. 10 üzeri eksi 9 ne? 10 üzeri eksi 3'ün değil mi? Kübü. Küp kökünü alırsak da küpler birbirini götürür. X eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar yapar. Ben şimdi neyi buldum? Kalsiyum hidroksitin doymuş çözeltisinin molartesini buldum. Ben yazayım denklemini. CaOH2 aslında doymuş çözeltisi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. Evet, ben bunu buldum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Şimdi ben buradan OH'a geçiş yapacağım. OH ise kendisinin 2 katı kadardı. 2 OH verdiği için. Yani 2 katı ne yapar? 10 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 2 molar yapar. Peki POH neydi? Eksi log OH eksi derişimi. Yani 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritmasından 2 yapar. POH 2 ise pH ne yapar? 2 kaç daha 14? 12 daha. Demek ki pH'imiz 12'ymiş. E şıkkı oldu cevabımız. Geldik 8. sorumuza. Burada ise çözünürlükten KC'yi bulacağız. Çözünürlük molarite. Doymuş çözeltinin molaritesi. Oradan bulacağız. Yani ilk kazanımımız aynı şey geçerli burada. Temel bir soru. Suda az çözünen bir tuz olan magnezyum karbonatın belli bir sıcaklıktaki 100 mililitre doygun çözeltisi. Bak, doygun kelimesini görmek çok önemli. Yani dengedeymiş artık bu. Çözünmüş olarak 4.2 miligram magnezyum karbonat bulunur. Buna göre magnezyum karbonatın bu sıcaklıktaki KC değeri kaçtır? Evet, birimler, birimler, birimler. Bakın miligram, mililitre, Evet, bana alışık olmadığımız bilimler, biz daha çok gram kullanırdık, litre kullanırdık. Ben demek ki bunları bildiğim bilimlere çevireyim, gram ve litreye. Zaten bakın bunlar karşılıklı birbirini götürerek de bu iş yapılır yani. Artık milliler birbirini götürdüğü grama litre kaldı. Çünkü miligram gramın binde biri, mililitre litrenin binde biri. Ben bunları böleceğim için yani mol bölü litre yapacağım için birbirini götürsün diye millileri silersem bu 4.2 gram olarak kullanırsam bunu da 100 litre olarak varsayarım. Birbirini götürür, her şey hallolur. Evet, veya istersen bunu yapmazsan da bunu ne yapacaksın? Grama çevireceksin, yine böleceksin. 0.0042 gram yapacak. Bu da 0,1 litre yapacak. Aynı şey. Ben bu şekilde yapmaya çalışayım. Artık bu kütlesi. Ha bana mol lazım molarite için. N eşittir M bölü MA'dan. Önce çözülmüş maddenin molünü bulayım. 4.2 grammış. Peki 1 molü kaç? 84. Ha, ben bunu 84'e bölersem 42 olsaydı yarısıydı. 4.2 olduğu için 1 bölü 20 yani 0.05 mol yapar. Demek ki çözünmüş magnezyum karbonatın molü 0.05 mol. Yazayım ben denklemi. MgCO3 katısı çözünüp doyduğunda magnezyum artı 2 veriyor. Bir de karbonat eksi 2 iyonları veriyor. Bunun molü 0.05 mol. Hacmi de belli. 100 litre olarak aldım ben. Bakın mol bölü litre ne oldu? Molarite oldu. Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yapar. Bunun derişimi. Magnezyum karbonat doymuş çözeltisi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar ise bunun içinde çözülmüş halde aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar magnezyum artı 2 iyonu vardır. Aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'te karbonat eksi 2 iyon vardır. Çünkü kas sayılarımız 1, 1, 1. %100 iyonlaştığı için bu şekilde oluyor. Ben bunun denge sabitini bulacağım. KC'sini bulacağım. KC ise ürünler sadece yazılır. Girenler katı alınmıyor artık. Çünkü dipteki katı alınmaz. Magnezyum artı 2 iyonları var. Ve karbonat eksi 2 iyonları var. Diğerleri ise aynısı. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü çarpacağım. Yani karesini alacağım. Bu da 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapar. Bir virgül kaydırırsam da 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 yapar. Bu da A şıkkı oluyor. Kolay bir soruymuş. 9. sorumuz çözünürlüğe ortak iyon etkisiyle ilgili bir alıştırma sorusu. AgC'lerin katısı ile dengede yani ne demek bu? Doymuş bir çözelti. Bulunan doygun çözeltisi demiş zaten. Sabit sıcaklıkta NaCl. Bakın bunlar kimyasal tepkime girer mi? Girmez. İlgisi yok. Ama klorlar ortak. Ne yapıyor? Bu yemek tuzu ortamındaki klor eksi iyon miktarı da arttıracak bir etki yapar. Ortak iyon. Yani ben bunu eklemekle kloru arttırmış oluyorum. Çünkü yemek tuzu da iyonlaşacak ve suya Na artı verecek ve klor eksi 1 iyonları verecek. Bu da zaten klor eksi 1 vardı. Bunu ekleyince biraz daha miktarı arttı. İşte bu bizim etkimiz. Ne oldu? Dengeyi bozdu. Evet. Bu ne yapacak? Loşotalya prensibine göre artan kloru harcamak istiyor. Biraz azaltmak istiyor. Peki klorun azaldığı yön, harcandığı yön hangi yöndür? Tabii ki geri yöndür. Tepkime sola kayarak yani ortamdaki klorların fazlası ortamda bulunan gümüş artı birlerle birleşerek çöker. Yani dipte katı miktarı artar. Ama bu etki klor eklemek, yemek tuzu ekleyip klor miktarını artırmak etki. Tepki ise sola kaymak. Peki hangisi daha büyüktür? Tabii ki etki büyüktür. Tepki olduğu için klor önce arttı yemek tuzu eklediğimiz için sonra azaldı sola kaydığı için net olarak yine artmış oldu. Ama gümüş karşılıksız olarak harcandığı için azalır. KC ise her iki iyonun çarpımı olduğu için tabi bunun KC'si Ag artı iyonlarıyla klor eksi 1 iyonların çarpımı olduğu için bu iki iyondan anyon miktarı net olarak arttı. Gümüş miktarı net olarak azaldı. Dolayısıyla KC değişmiyor. Her şeyi demiş olduk zaten. Bir klor eksi iyon derişimi artar tabii ki. Dengeye geldikten sonra arttı. Zaten başta arttı. Dengeye geldikten sonra biraz azalsa bile sonuç olarak net olarak yine artmış oldu. AgC'lerin çözünürlüğü azalır. Dengenin sola kayması ne demek? Çökmesi. Biraz katı çökerse gümüş klorun katısı tabii ki çözünürlük yani derişimin düştüğü anlamına gelir. Çünkü su miktarı sabit, tuz azalıyor. Çöküyor dibe yani. Bu da çözünürlük düşmüştür tabii ki. Doğru. 3. Gümüş artı bir iyon derişimi azalır. Evet, sona kaydığı için bu biraz harcandı, gümüş azaldı. Dip takıntı miktarı artar çünkü çözünürlük düştü, sona kaydı. Ama KÇ'si azalır demiş. KÇ ne? Bildiğin denge sabiti. KÇ, KA, KB, KSU, bütün KD, KP, bütün K'lar yalnızca sıcaklıkla değişir. Yalnızca sıcaklıkla bunlar değişir. Sıcaklık hariç hiçbir faktör, hiçbir K'yı değiştirmez. Dolayısıyla çözünürlük çarpımı KÇ değişmez. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik yeni nesil çıkarsa sorusuna. Bakın, yeni nesil sorular gözümüzü başta korkutuyor. Uzun bir öncül var, bir sayfa soru. Ama gözümüz hiç korkmasın bence. Çünkü bu tip soruların birçoğunda başta zaten gereken bütün bilgiler bize veriliyor. Yani sen konuyu hiç bilmesen bile bazen yapabilirsin. O derece yani. Çünkü öncüllerde, yani sorunun başına bize ya bir deney verecek, ya bir günlük hayattan bir olay verecek veya bir ön bilgi verecek. Onun içinde zaten mantıken birçok şey çıkarılabilir. Burada yeni nesil sorularda yalnız size bir önerim var. Bol bol kitap okumak, okuduğumuzu iyi anlamak. Biz okuduğumuzu iyi anlarsak ve soruları daha hızlı okursak hem zamandan kazanırız hem de gerek işlem hatası, gerek dikkatsizlik yapmamış oluruz. Onun için iyi okumak önemli burada. Evet, bakın ne burası? Travertenler, yani Pamukkale, değil mi? Acaba ne bunlar? Ne madde var? Kimyasal açıklaması ne bunun? Burada açıklamış zaten bize kimyasal açıklamasını. Kireç taşı, bak bu traverten. Aslında Pamukkale traverteni kireç taşından oluşuyor. Bunun değişik bir formu. Yani kalsiyum karbonat. Peki kalsiyum karbonatı biz biliyor muyduk? Tabii ki daha önce de öğrenmiştik. Bu bazik bir tuzdu. Karbonatlı tuzlar bazik tuz. Çünkü kalsiyum hidroksitten geldiği için kuvvetli bir bazdan geliyor, katyonu. Ama CO3, H2CO3'ten zayıf bir asitten geldiği için zayıf bir asit. Kuvvetli baz zayıf asit tuzu olduğu için bu bazik bir tuzdur. Zaten demiş bize. Bazik bir özellik gösterir ve çözünürlüğü çok azdır. Evet. Bazik olması önemli. Evet. Asidik çözeltilerde ise kolayca çözünür. Niçin acaba asitlikte iyi çözünüyor? Çünkü çok basit. Asit baz tepkimesi, değil mi? Ne yapacak asit? Bu bazı harcayacak, değil mi? Çözecek yani. Kimyasal bir çözünme olacak. Kimyasal bir tepkime girerek ondan yeni maddeler oluşturuyor. Kimyasal yapısı değiştiriyor. Bu da çözünmüş oluyor. Yani bu sudaki çözünme gibi değil aslında. Asitteki çözünme sudaki çözünmeden farklı. Sudaki çözünme fiziksel bir çözünme. Ama asit çözeltisindeki veya asitteki çözünme kimyasal bir ayrışma, çözünme olayı. Asit çözeltilerde ise kolayca çözünür. Çünkü kimyasal bir çözünme. Ama sudaki fiziksel bir çözünme. Kireç taşı yataklarında sızan yağmur suyu, ne bu? Asidik bir etki, değil mi? Yani yağmur suyu. Niçin? Çünkü yağmur suyu normalde hafif asidik bir madde. Çünkü havada karbondioksit var. Onun için H2CO3 oluşturuyor. Hatta kirli havalarda diğer kirletici gazlar da var. Diğer asidik oksitler de var. CO3 gibi. Ondan sonra NO2 gibi azot oksitler, kükürt oksitler, bunlar ne yapıyor? HNO3 gibi, H2SO4 gibi asitlere dönüştüğü için yağmur suyunun asitliğini arttırıyor, pH'ini düşürüyor. Artık yağmur suyu asitik bir madde oluyor. Evet, ve zamanla bu çözünme etkisiyle kireç taşı yataklarında büyük oyuklar ve farklı şekiller ortaya çıkar. Bu olaya verilebilecek en güzel örnek Pamukkale travertenleridir. Bakın Pamukkale'de bu oyuklar niye oluyormuş? Demek ki yağmur suyu etkisinden oluyor, değil mi? Bak buradaki oyuklarda sular birikiyor, değil mi? Hafif göletler oluşuyor, gölcükler oluşuyor. Hatta sıcak su olduğu için giriyorsun. Biz gitmiştik. Bu sıcak suyun içine giriyorsun. İçinde oturuyorsun. Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim herkese. Şimdi gelelim çözümüne. Evet. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın, diyelim ki ben bu konuyu çok az biliyorum veya hiç bilmiyorum. 1. Yağmur suyunun pH'i 7'den küçüktür. Bakın, iki bilgiden bunu çözersin. Neymiş? Asit çözeltide iyi çözülüyor mu? Tabii ki. Yağmur suyu asitik mi? Evet. Bitti. Demek ki yağmur suyu bunu çözdüğü için demek ki asitiktir. Yani iyi çözüldüğü için. pH 7'den küçüktür. Doğru. 2. Asitik çözeltilerde ortak iyon etkisi ile kireç taşının çözünürlüğü azalmıştır. Hayır. Ortak iyon etkisi yok. Ortak iyon kimyasal bir etki değil. Burada kimyasal bir tepkime var. Yani ne yapıyor? Kalsiyum karbonat olan bazik bir madde yağmur suyundaki asitle birleşiyor ve başka bir tuz ve su, hatta karbondioksit gazı da çıkar. Bu tip bir tepkime oluşuyor. ortak iyon etkisi olması için yağmur suyunda karbonat olması lazım veya kalsiyum olması lazım. Onunla ilgisi yok yani bu işin. Çünkü yağmur suyunda bu tip iyonlar kolay kolay bulunmaz yani. İyonsuz bir madde, yani kireçsiz bir madde yağmur suyu. Bu kireç. Yanlış. 3. Yağmur suları sabit sıcaklıkta kireç taşının çözünürlük çarpım değerini artırmıştır. Hayır. Sabit sıcaklık dediği için bakın KÇ'yi ve bütün büyük K'ları değiştiren tek şey sıcaklıktı. Burada sıcaklıkta sabit olduğu için KÇ de sabittir. KÇ değerini de asla değiştirmez. Tek bunun şey sıcaklık. Atıyorum sıcak olsa veya soğuk olsaydı yağmur suyu değiştirirdi. Sabit sıcaklık dediği için biz bunu düşünmüyoruz. KÇ'si değişmez. Cevabımız A şıkkı. Bakın ne kadar kolaymış aslında yeni nesil sorular. Evet, burada biz çözünürlük dengesi konusunda çıkan sorular üzerinden bir analiz yaptık. Videomuz burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.